evde ilacın var ne demek? Hastasın, doktora gidiyorsun. Doktor sana bir ilaç yazıyor. İlacın bittiğinde yenilemek için tekrar doktora gidiyorsun. Doktor reçeteni yazıyor. Eczaneye varınca iş değişiyor. Evde ilacın var, ben bunu giremem. Devreye giriyorsun. Evde bu akşam kullanacak birer tane ilacım var. Yarın sabah uyandığımda kullanacak ilacım yok diyorsun. Eczaneci düşünüyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki yarın gel ilacı al diyeceksiniz. Birincisi, sabah kahvaltından sonra kullanılacak bir ilaç sabah alınıp atılması şehirde yaşıyor olsanız bile imkansız. Eğer il merkezinde 150 kilometre, ilçe merkezine 30, bilemedin 90 kilometre uzakta bir yerde yaşıyorsanız artık imkanları zorluyorsunuz demektir. Sadece ilaç almak için il ya da ilçeye gitmek zorundasınız. Benzin fiyatının 6 lira 17 kuruş ve motorun fiyatının 5 lira 78 kuruş olduğu için eğer kendi arabanızla gelseniz sadece bir 7-8 saat sonra ilacı alır olman nedeniyle milli gelir israfı ve zaman israfı ayrıca gariban vatandaşın bütçesine ağır gelir. Bu olayın muhatabı yaşlı birisi ise iş iyice sarpa sarıyor. Bu ilacın saatlik bile aksamaması gereken bir ilaç olduğunu düşünürseniz bu uygulamanın doğru bir uygulama olmadığını idrak etmeniz gerekir. Yani insan hayatının kaybedilmesine bile sebep olabilir. Sürekli kullanılması gereken bir ilaç ise 3-4 gün önceden isterse ilacını alabiliyor olması gerekir. Sigortalısın, primlerini geciktirmeden yatırıyorsun, muayene ücreti, reçete ücreti ve ilaç katkı payı derken neredeyse o ilacın satın almış kadar para ödüyorsun. Bu sefer de içine bir kuşku düşüyor, acaba bu eczaneci beni kandırıyor mu?